Biliyorsunuz Yalova Devlet Hastanesi yeni yerine geçti. Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak hizmete girdi. Son dönemde de özellikle çok fazla doktoru kadrosuna kattılar. Siz yeni hastanenin durumundan memnun musunuz? Hizmeti sizce nasıl? Yani özel hastaneye başvurup tedavi olma imkanım olmasına rağmen Yalova Devlet Hastanesi'ni tercih ediyorum. Kadrosu gerçekten çok iyi. Çalışanları da ilgileniyorlar. Ben devlet hastanesinin iyi olduğuna inanıyorum. Şöyle ben tam olarak bir haftadır o hastanede kalıyorum babamın yanında. Hizmetlerini beğendim. İlgileniyorlar sürekli. Hani kontrollere sürekli geliyorlar. Kahvaltı saatinde geliyor. O konuda beğendim ben hizmeti konusunda güzel. Yani yeni hastaneye hiç hizmet almak için gitmedim. Ancak hasta ziyaretlerine gittiğim zamanlarda gördüğüm şöyle bir durum var. Kapıda ve doktorların önlerinde aşırı bir bekleyen insan grubu ve bunların tartışmaları, zaten randevu alamıyoruz, bundan dolayı çok zorlanıyoruz diye. Ben hiç gitmedim, tercih etmedim. Çok güzel hizmet verdiğini düşünmüyorum çünkü çevremdeki insanlar randevu alamadıklarından çok şikayetçi. Yani oraya yolum pek düşmedi ama genel olarak konumu biraz sıkıntı olabilir. Yalova küçük bir kent. Ben Bursa'da yaşıyorum. Hani Bursa'ya oranla konum bir tık sıkıntı olabilir buranın yerlileri için. Ama genel olarak iyi. Yani birkaç kere yolumdu. Şöyle pek bir sıra yoktu. Hani öyle diyebilirim hastane için. Ya ben yaklaşık 3-4 aydan beri Yalova'da yaşıyorum. Yani üniversite şeyi için bir defa gittim acilde. Yani birazcık ateşlendim. Ya pardon, iki defa gittim. Bir arkadaşımı götürdüm, bir de ben kendim gittim. Çok sıra var. İki tane muayenehane açıyorlar acil için. Ve yaklaşık ben hasta olmama rağmen 2-2,5 saat kadar bekledim. Diğer poliklinikleri bilmiyorum ama. Yani sırf acil bölüm için bunu ekleyebilirim. Ya ben daha önce bir kere gittim. Onunla da benim arkadaşım dediği gibi yani bayağı sıra bekledik yani. Bir yarım saati aştı benim sıram. Ki az kalabalık olmasına rağmen. Bir de doktorlar fazla sıra olduğu için çok fazla ilgilenemiyor. Böyle iki üstü körü bir şey yapıyor, gidiyor. Yani o kadar. Bir ilaç yazıp gönderiyorlar. Yani diğer eski hastanenin de devam etmesi, yani belediye ekonomisine nasıl etki eder bilmiyorum ama onun da devam etmesi lazımdı bence. Yani orası ek bir bölüm olarak da daha sağlıklı hizmet verebilirdi. Benim düşüncem o yönde. Ben 5 aydır Yalova'dayım. İstanbul'dan geldim. Bir defa yeni devlet hastanesine gitme şansım oldu. O bir defada da almış olduğum hizmetten memnun kaldım. İstanbul'dan gelmiş olmamın, hani oradaki kaos ortamından sonra buranın biraz daha iyi çalıştığını görmüş olmamışım. Sadece mesafe olarak biraz çok uzak geldi bana bulunduğu konum. Onun dışında hizmetinden memnun kaldık biz. Şöyle, büyük bir çoğunlukta aslında Yalova Hastanesi'nin, araştırma hastanesinin hizmetinden şöyle memnunum. Yani çok ferah ve geniş olması, olanakları vesaire iyi. Ama şöyle bir sıkıntısı var. Çoğu bölümün mesela şu an doktorları yok veya olsa bile randevu alamıyoruz. Bu tarz sıkıntılar var. Doktor sayısının arttırılması veya randevuların alınması için bir önlem alınırsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Onun haricinde konum olarak biliyorsunuz çok hani yüksek bir konumda ve otobüs sıkıntı olabiliyor. Mesela örneğin şöyle örnek verebilirim. Adnan Menderes Mahallesi'nden oraya gitmek hani oldukça zor. Bu mesela minibüsçüler birliği mi oluyor artık o Yalova'daki? Minibüsçüler odasına söylendiğinde hani herkes evinin önünden hastaneye gitmek istiyor diye bir cevap alınmıştı hatırlarsanız. Aslında hani seferlerin artırılması veya ne bileyim hastaneye ücretsiz giden otobüsler tarzı bir şeyler yapılabilir. Çünkü ulaşım gerçekten Yalova'da çok büyük bir sorun. Kaza geçirdim orada. Doktor yoktu mesela. Şu anda cilde doktoru hiç yok. Yani bu yeni yapılan bu şehir hastanesinde doktor yok. Ya hiçbir şey veremiyor. Yazık, günah yani. Ya şöyle, yeni hastanenin hizmetinden memnunuz. Ama burada şöyle bir sıkıntı var aslında. Yani yeni hastanenin hizmetinden öte hastane ulaşım sıkıntılı. Ve hastanenin yeri çok şey, dik bir yerde ve ulaşım alakalı çok sıkıntı var. Ben mesela geçen de ciddi bir rahatsızlık geçirdim. Yani hastaneye gidene kadar yani minibüs nereden geçiyor, nereden geliyor bu minibüsler? Sürekli bir hastaneyle alakalı ulaşım sıkıntısı var. Ama onun haricinde hastanenin yapısıyla veya doktorların şeyle alakalı bir sıkıntımız yok. Tabii bütün doktorlarımızdan, hekimlerimizden Allah razı olsun. Kendine minnettarız. Ben hiç memnun değilim. Yani uzman doktor hiç yok. Artı diyorum ya, ilgi alaka hiç yok. Yani onu söyleyeyim, ben geçen diyorum ya gittiğimde bana iğne yaptılar. Sorumsuzluk yani, gerçekten. Antibiyotik verdi ve bana doktor hani iğneden sonra antibiyotiği hemen içmemem gerektiğini söyleseydi belki o şeyi yapmayacak. Ve ben zehirlendim, hastanelik oldum. Hiçbir şekilde memnun değilim. Yani buna bir el atılmasını isterim. Yani gerçekten çok önemli bir konu. Bunu ilgilenmelerini istiyorum. Çünkü uzman bir doktor gelmesini istiyorum. Yani mesela acile gidiyoruz. Acilde normal pratisyen doktorlar. Hiç ilgi alaka yok.
Yani alıyoruz ilaçları, ilaçlar hiçbir işe yaramıyor. Bence uzman bir doktorun gelmesi gerekiyor oraya. Ya memnun değilim. Sebebi ise şu, yani gittiğimizde her seferinde yani önümüzde 50-60 kişilik sıra oluyor. Ondan sonra en az 1-2 saat beklememiz gerekiyor. Sonra herkes için söylemem ama bazı insanlar, yani oradaki doktorlar, çalışanlar, yani onlara da hak veriyorum tabii. Çok insanla görüşüyorlar falan ama ya böyle bir her zaman bir mesafeliler, bir öyle kötü davranmaya meyilliler ondan sonra. Ama genel olarak doktorlar falan bizimle iyi ilgileniyor. Ama bekleme konusunda çok sıkıntılıyız. Oraya gidiyoruz, hastayız. 1 saat, 2 saat bekliyoruz. Zaten hastane köşelerinde olmak herkes için zor. Ve o bekletilince insan daha da geriliyor. Daha da bir kötü oluyor. Böyle açıkçası benim için.